Arkadaşlar merhabalar bu videomda sınava 2 hafta kala son düzlükte geometri adına neler yapabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Çok önemli iki şeyden bahsedeceğim. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Vaktinizi de çok fazla çalmayacağım. Yani videoyu kısaltacağım. Ama bu önemli olan iki şeyden bir tanesi yanda zaten. Onu da söyleyeceğim. Videonun sonuna doğru. E, bu önemli olan iki şeyden bahsetmeden önce öncelikle size şunu söyleyeyim. Sizler eğer senenin başından beri ya da ortasında da olabilir hiç fark etmez ortasından beri eğer geometri çalışıp da bütün konuları bitirip bütün konularla ilgili en az bir tane soru bankası çözdüysen ya da birkaç test çözdüysen yani o soruyu pekiştirdiysen 2022 sınavında çıkacak olan bütün soruları full ya da fulle yakın yapma adayısın. Bunu sakın ama sakın unutma. Hocam neye dayanarak bunu söylüyorsunuz diyecek olursanız ben e, ÖSYM nereden nereye serisinde son 10 yılın matematik sorularını daha doğrusu geometri sorularını inceledim. Adamların ne sorduğunu gördüm. Özellik mi soruyorlar? Hayır. Topu topu 3 tane özellik sormuşlar. En fazla 3 tane özellik sormuşlar. En fazla. Yani sizin bilmediğiniz özellikle ÖSYM karşınıza gelmiyor arkadaşlar. 2018'den sonra da o özellikleri hiç sormamışlar zaten. Adamlar diyor ki temel şeyleri bu adamlar biliyor mu? Biraz hikayeleştirsek yapabilir mi? Yapamaz mı? Şeklinde soruyor. Yani üçgen bilgisi tabii ki çok en iyi bilgin o olmalı. Sonrasında paraya kenar dikdörtgen kare çember eşkenar dörtgen işte ne bileyim katı cisimler ya da analitik geometri gibi konularda eski konuları da kullanabiliyorlar mı? Yani yani bu ne demek? Yani biz burada ispat yöntemleri diyoruz aslında buna. İspat yöntemlerini kullanabiliyor mu? İspat derken korkmayın. Zaten biz her zaman ne yaptık soru çözümlerinde? Hep bak a eski konu var üçgen var a eski konu var dörtgen var şeklinde hep söylemiyoruz mu arkadaşlar söylüyoruz. O yüzden arkadaşlar sen bakın sınavda çıkan soruları da göreceksin. 2021 sınavda çıkan soruya da istersen şöyle bir göz at. Sadece geometrilerine göz at. Bir tane soru TYT'de bir tane soru da AYT'de toplam iki tane zor soru vardı. E orada da full ya da full'e yakın yapma adayıydınız. Sadece 2021 sınavında matematik öğrencileri yıprattığı için Geometri de maalesef o öğrencilere zor geldi. O psikolojiyle o sınava girdiği için. Sizden ricam isterseniz şöyle bir çıkartıp bakın. Yani değişik sorularmış gibi gözüküyor ama işin içine girince çözmediğiniz ya da bilmediğiniz bir şey kesinlikle ama kesinlikle yok. Rahat bir şekilde yaparsın. Bunu şu an içinde e, denemelerde 3 geometri ve 4 geometri yapan arkadaşlar için de söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle sınava girdiğinde full ya da full'e yakın yapma adayısın. Sen bütün konuları çalıştıysan eğer ve bütün konularla ilgili en az bir tane test çözdüysen yani pekiştirdiysen büyük ihtimalle full ya da full yakın yapacaksın. Hocam ikişer tane zor soru gelse bile yine full yakın oluyor kardeşim. Bak TYT'den 2, AYT'den iki tane zor soru gelse ne olacak ki? E sen o zor sorulara inatlaşmasan 8 tane soruyu yine rahat bir şekilde yapacaksın. Yani relax olup rahat bir şekilde yap ve sınav anında benim cümlem aklına gelsin. Aa hocam Kenan Hoca dedi ki yani Full ya da Fulya yakın yapma adayısın dedi. Ben o adayım demelisin kendine. Hatta şunu da de kendine. Ya ben bu soruyu niye yapamıyorum? Demek ki verilen bir bilgiyi kullanmadım. Lafını da kullandığına oldu bitti. Zaten sınava girmeden önce size verebileceğim en etkili yani şey budur. Ee, ne derler buna? En etkili söyleyeceğim şey budur. Tamam tavsiye daha doğrusu budur verilen bilgiyi kullan kardeşim verilen bilgiyi kullanmadığınız sürece sonuca ulaşamıyorsunuz tamam mı gençler bu dediğim sakın ama sakın unutmayın ee, ve sen dediğim gibi sen sen işte öğrencilerim ya da komutan diyorsunuz ya askerlerim siz hepiniz sınavda full yapma adayısınız sakın ama sakın unutma çünkü geçmiş soruları da konuları da şöyle baktığınız zaman aa ne kadar kolaymış aa ne kadar kolaymış demiyor musunuz diyorsunuz yani orada sizin konularla ilgili bir eksiğinizin olmadığının olmadığınızın bir göstergesidir zaten bu. Tamam. Şimdi isterseniz sınav öncesinde son iki hafta kala yapmanız gereken iki şeyden bir tanesini söyleyeyim. Bir, son 10 yılın çıkmış ÖSYM sorularını çözün. Ya da çözdüyseniz ya da çözdüyseniz sıkıntı yok. Bu basamağı atlayabilirsiniz. E, çözmeyen arkadaşlarınız da varsa ÖSYM nereden nereye serisinde ee, ben hepsini çözümlerini yaptım zaten. Bir de konu konu ayırdım. Bir de oyunu da güzel. Mesela üçgenler. Üçgenler. Birinci pdf üçgenlerin tamamında çıkmış sorulardır. Ama ben konu konu çıkartmanızı tavsiye ediyorum. İkinci pdf'te üçgende açı vardır. Üçüncü pdf'te dik üçgen vardır. Dördüncü pdf'te atıyorum üçgende benzerlik vardır. Konu konu tekrarınızı yaparsanız sizin açınızdan daha güzel olur. Ve bunların çözümleri de var. Nerede? İki. Üçgende açı diye 2.1. Üçgende açının çözümü. 3 dik üçgen diye 3.1 dik üçgenin çözümü. Nerede? Her o videonun altındaki açıklama kısmındaki linke tıkladığın zaman buradaki pdf'lere ulaşabilirsin. Ben sizden video izleyin demiyorum. Video izlenme derdinde değilim. Öncelikle siz kendiniz çıkartın yapın. Sonra çözümlerine oradaki çözüm pdf'inden bakarsınız. Sonra bazen pdf'de karışık yazabiliyorum. Çözüm belli olmamış olabiliyor. Ee, daha da anlayamadıysan ne yapacaksın? Videodaki ilk Videodaki o sorunun olduğu bölüme gelip o soruyu dinleyeceksin. Sadece 2 dakikada da o olayı da halledeceksin. Tamam dediğimi sakın ama sakın unutma. Birinci söyleyeceğim. En önemli şey bu. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapın. Hatta hatta bak unutuyordum. Öncelikle bence analitikten başlayın. Analitik geometri ve katı cisimler gibi konular son ana kaldığı için arkadaşlar genelde ikinci plana atılıyor ve çok fazla sorusu çözülmemiş oluyor. E şimdi de üçgenden dörtgenden çemberden diye başlarsanız sınav haftasında çalışmayın diyeceksiniz mesela. E o yüzden o kalabilecek böyle. Ya bunu yapmayın. Yapacağınız iş bence ilk başta analitik geometriden başlayın. Ya ben 2012 yılındaki soruyu ne yapayım demeyin. 2012 yılında da sizin karşınıza ÖSYM e çok güzel sorularla çıkmış. 10 yıl içerisindeki bütün soruları mutlaka mutlaka e, mutlaka mutlaka çözün arkadaşlar. Aynı şeyi katı cisimde de yapın. Bu dediğimi ihmal etmeyin. Birincisi buydu. Geldik ikincisine. Yanda gördüğünüz Hatırla Geometri YouTube kanalının sahibi Faruk Hocam'ın e, hazırladığı EIS'in e, föylerini çözüyor. Pardon hazırladığı demeyelim de EIS'in föylerini çözüyor. Geometri föylerini çözüyor. E, bu arada Faruk Hocam dinliyorsan selamlar. E, kendisiyle telefonda da görüşüyoruz zaten. Yüz yüze görüşemesek de e, çoğu kişiyi de tanıyoruz e, buradaki sistemden dolayı. <laughs> Herkesi tanıyoruz ya. Buradan diğer geometrici arkadaşları da Nurta Hoca'ya da Erhan Ardıç ile geometriye de e, ondan sonra İlhan Hocam'a da merkeze teyit İlhan Hocam'a da buradan hatta Eyüp, Eyüp B3B3D Hocam'a da geometri aldıkları söylüyorum. Herkese selamlar. Tabii ki diğer bütün matematikçileri de sayarsak burada sıkıntı olacak. Neyse devam. E, hepinize selamlar. Hocam çok güzel bir e, videosu var. Burada DAF 41, DAF 41 elinde bulunan, Eysin DAF 41'i elinde bulunan mutlaka mutlaka çözsün. Elinde bulunmayan ne yapacak peki hocam? Ben videonun açıklama kısmına linki bırakacağım ya, bu hatırla geometrinin tam bu videonun olduğu şeyi bırakacağım ya. Sen videoya tıkla, soru geldiği zaman durdur, soruya bak, oku, kendin bir kağıtta çözmeye çalış. Sonra çözdüysen videonun sonuna gel, o sorunun sonuna gel, çözüm doğruysa geç öbür soruya. Çözüm yanlışsa da hocanın dediği şeyi dinle. Oradaki çözümünü dinle. Çok faydalanacaksınız. Geometrik artı ve geometrik çizimle alakalı şey. Bence şu an öğrencilerin farkında olmadan kaldığı yer burası. Ve orada güzel sözel sorular da var. Yani geçen sene sınavda da 2021 sınavında da böyle sözel sorularla da falan uğraştık ya arkadaşlar. O yüzden buradaki soruları da çözerseniz size büyük bir güven gelecektir. Belki buradaki soruların mantığında bir soru gelecektir. O yüzden mutlaka ama mutlaka bunu da çözün arkadaşlar. E hocamızın kanalına girmişken de videosunu da beğenirsiniz herhalde. Hatta istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Değil mi gençler? Evet. Kendime demiyorum ama kendime de diyeyim bari ya. Çok bu sene emek harcadık. Abone abone, beni izleyenler şu an izleyenler abone olsun. Gerçekten çok emek harcadım. Hızlı bir şekilde geçeyim. E, sınav sonrasında da abonelikten çıkmayın. Bildirimleri kapatın. Tamam mı gençler? Valla e, çünkü... Bayağı bir aileden uzak kaldık. Bu işlere yoğunlaştık. Bazen vicdan azabı da çekiyorum. En azından e, şeyler olsun. Ne derler ona? Abone sayısındaki yükseliş ya da beğenilerdeki yükseliş bazen bizi mutlu edebiliyor. E, bir çok da fazla ihmal etmiyoruz ailemiz ama neyse. E, bu videoda öncelikli olan sizlersiniz arkadaşlar. Size geri döneyim. Mutlaka ama mutlaka bu dediğim iki şeyi yapın. Tekrar söylüyorum. Bir ÖSYM'in nereden nereye serisindeki konu konu e, bütün konuları çözün. 2- Hatırla geometri kanalındaki şu DAF 41'in eğisin. DAF 41'ini mutlaka mutlaka çözün. Eksik bir şeyiniz kalmayacak. Sınava çok özgüvenli bir şekilde gireceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Ve geometri soru kısmına da geldiğiniz zaman sınavda da ya Kenan Hoca full yapma adayısın demişti bana diye aklına gelsin ve şunu da unutma verilen bilgiyi kullan kardeşim. Tamam bu da aklının bir köşesinde hep bulunsun. Gençler Sizinle ilgili çekeceğim 3 e, video daha kaldı. Analitik videosu. Birkaç gün içerisinde onları da tamamlayıp bitireceğim inşallah. E, sizi ilgilendirmeyen videolarda bu aralar gelebilir. 2023 tayfaya bir sesleniş yapabiliriz. Geçen sene aynı size yaptığımız gibi. E, biliyorum hocam daha biz bitmeden niye böyle şey yapıyorsunuz diye soranlarınız olacak. E, ama arkadaşlar yapmak zorundayız. Geçen sene aynı şeyi 2021 tayfada söylemiştim. Onlar da benden 2022-23 tayfada şimdi benden... Ee, bir şey istiyor. Hocam ne zaman başlayacağız kampa diye ee, bir hareket bekliyorlar benden. Ee, eski şeylerden bazı sorular var. O sorulara cevap vermem lazım. Otururuz. Ee, videolara geldiğiniz zaman da zaman kaybetmenizi istemem. Sakın ama sakın izlemeyin. Selam verip gidin tamam mı? Evet gençler. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Bu dediğim iki şeyi de yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. O zaman Hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Soru bakımından bol kazançlar olur. Bol bol kazancınız olur inşallah. Ee, sınavda da hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.